Saatler 17.45 ve iş dünyasıyla tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Bugün stüdyoda bana eşlik ediyor sağ olsun. Lufi'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Gümüştepe. Emin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bana stüdyoda katıldığınız için. Bugün her zaman enerjisi daha yüksek yayınlar oluyor. Sağ olunuz. Şimdi hazır giyim sektörünü konuşacağız sizinle. Sadece rakamlar üzerinden değil ama sektörün önemli bir temsilcisi olarak. Evet. Belki 2023'ü bizim için değerlendirirken neler yaşandı, neler yaşanmayabilirdi eğer ona göre adımlar atılsaydı da tabloya katarak sormak istiyorum. Nedir öz eleştiriniz mesela 2023 ile ilgili? Öyle başlayalım. Yani öz eleştiriden daha ziyade aslında bir burada sürece bir açıklama getirmek istiyorum. Yani neler oldu, neden oldu, niye oldu, ne olmalıydı şeklinde. Tabii hepimiz kabul etmemiz gerekiyor ki hala dünyada COVID sürecinin etkisi, o dalgası azalmakla da birlikte olsa devam ediyor. 2023 tabii ki Türkiye açısından belli noktalarda zordu. Zaten şimdi burada tabii iki şeyi birbirinden ayıralım öncelikle. Yani tekstil dediğimiz zaman tekstil, hazır giyim, üretim, ihracat farklı bir sektör, tabii. Farklı bir pazar. Bir de Türkiye'deki hazır giyim, parakende sektörü farklı. Bunları tamamen birbirinden ayırmamız gerekiyor ama sizin sorunuzun ışığı daha çok Türkiye'de bugün istihdamı oluşturmuş. Türkiye'de geçmişte de bugün de ciddi anlamda ihracat rakamları getiren tekstil hazır giyim sektöründen bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçekler var bu süreçte ve dünyanın içinde bulunduğu gerçekler var. Bunlardan dünyaya baktığımız zaman kaçınılmaz bir gerçek var ki global bir resesyondan bahsediyoruz. Bu da doğal olarak her yerde artık pazarın daraldığı anlamına geliyor. Bunun dalga etkisi ne oldu? Bize de tabii ki vurdu. Bu bir tanesi ama Türkiye'nin şu andaki bu süreçteki en önemli sıkıntılarından birisi aslına bakarsanız maliyet problemi oldu. Yani insan kaynağı maliyetlerimiz Türkiye'de döviz bazında ciddi anlamda çıktı. Şu anda bugün itibariyle baktığımızda yani Aralık itibariyle ya da son 6 ay içerisinde baktığımızda $550 bunu giydirilmiş maliyet olarak baktığınızda $750 gibi görüyorsunuz. Bunu en dipte en altta işte Bangladeş, Mısır'a geldiğimizde yaklaşık $75 görüyorsunuz. Kamboçya'ya ya da atıyorum Vietnam'a gittiğinizde $350 bu rakamı görüyorsunuz. Bu daralan pazarda ve sıkışan fiyatlamada ister istemez satın almacılar yani özellikle Avrupa olsun Amerika olsun buradaki satın alma kitlesi için artık fiyat daralan pazarda daha hassas olduğu için ister istemez daha ucuz tedarik süreçlerine ya da fiyatta daha baskıcı olması bir taraftan da bizdeki maliyetlerin yukarıya doğru çıkması süreç tabii bizi çok negatif anlamda etkiledi. Zaten rakamlardan da biliyoruz. Yaklaşık olarak yılı geçen yıla göre hazır giyim %10 eksi gibi kapatacak. Ancak bunun bu sürecin çok iyi okunması gerekiyor. Bundan kimse bahsetmiyor. Asıl önemli olan adetsel anlamda bu yaklaşık olarak %17-18'de. Ama bundan daha kötüsü şu. Bakın bugün bu pazardan ihtiyacını tedarik edenler bu süreçte bu fiyatlarla zorlandığı için her ne kadar bugün bizden satın alma yapıyor olsalar bile paralel bir noktada şu anda gözlerini daha ucuz tedarik bölgelerine geçmiş ve bir taraftan arayışlarına devam ediyor. Bu şu demek yani trendin bizim aleyhimizde gerçekleştiğinin bir göstergesi. Bunu 2023 ve 2024'e giriş süreci olarak görmemiz gerekiyor. Bu bizim gerçeğimiz. Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz ve burada anlıyorum ki maliyetlerden bahsederken asgari ücreti konuşmadan olmaz. Çünkü kesinlikle. İstihdam asgari ücret aynen. Ki örneklerde zaten asgari ücretle ilişkili ücretlerdi, örneklerdi. Kaçtan yapıyorsunuz mesela maliyet hesabınızı? Şimdi 11'inde başlayacak asgari ücret. Önümüzdeki seneye ilişkin bir fiyat analizi yaparken ne koyuyorsunuz? Şu anda tabii ki biz de sizler gibi sizi programlarınızda vesairelerinde kabaca söyleyebilirim. İşte
%10'la birlikte %55, %50, %45 ama kabaca yani %50, yani bu şu demek aslında Aralık ayında ki şu anda giydirilmiş, yani bu ne demektir? Askeri ücretin işverene maliyeti artı çalışanın yemeği, işte bunun servisi vesaire dediğimizde 750'lere varıyoruz. Biz buna %50 yaptığımız zaman Aralık'ta Ocak ayı arasında üreticinin döviz bazındaki gideri %45 civarında artacak. %40-45 civarında artacak. Bu fiyat tutturmada zorluk çeken üreticinin bundan sonraki süreçte özellikle kısa vadede daha da zorlanacağını gösteriyor. Hepimiz tabii ki ikinci çeyrekle birlikte birazcık daha dövizin işte yükseleceğini okuyabiliyoruz, görüyoruz. Bununla birlikte her ne kadar yükselirse yükselsin ki işte bir taraftan da orta vadede baktığınızda işte Haziran'a doğru hepimiz bir döviz forecast'i yapıyoruz. 38 diyoruz, 40 diyoruz, 42 diyoruz ama döviz zaten %50 bile artsa o tarihe kadar ancak bugün içinde bulunduğumuz süreci kompanse etmiş olacak ki zaten bu süreçte üretici zor. Yine geriden gidiyor olacak. Aynen, aynen. Ama bakın bunu şey olarak görmememiz gerekiyor. Yani bu bizim gerçeğimiz. Bu gerçekle yüzleşmek ve bu gerçeğe çözüm bulmamız gerekiyor. Hiçbir zaman artık biz Türkiye'de artık bir şekilde bu toplumun daha üst seviyeye çekebilmesi için katma değerli işler yapmamız gerekiyor. Bu bizim gerçeğimiz. Biz kendimizi $75, $150, $300, $400 askeri ücretle üreterek, değer üreten firmalarla rekabete girip bunların karşısında zayıf düşerek ihracatımızın geride kalmasını beklemememiz gerekiyor ve bu mazeretin arkasına sığınmamamız gerekiyor. Bunun yerine artık Türkiye'nin çok önemli olan bir kanadı, yani Türkiye'deki markaların, bizler gibi markaların bir şekilde evet biz de marka olarak, bizim gibi birçok marka olarak Türkiye'de işte bizim yaklaşık 150'ye yakın mağazamız, 200'e yakın satış noktamız var ama maalesef toplam satışımızın içerisinde bizim ihracat payımız %10 şirket büyüklüğümüzde. Artık bizlerin yani Türkiye'deki bütün kıymetli markaların ihracatını artık markalı konfeksiyon olarak ihracatını yapıp katma değer elde etmesi gerekiyor. Burada e-ticaret herhalde biraz devreye giriyor mu? E-ticareti şöyle düşünebiliriz. Bu firmaların satış kanallarından bir tanesi. Evet. Ama bu her şeyimiz değil. Offline'da, online'da her yerde olmak zorundayız. Bir tane örnek verecek olursak bugün Türkiye'nin 6-7'de bir büyüklüğüne sahip bir ülke sadece bir markasıyla, tek bir markayla Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu konfeksiyondaki ihracatın %30, %40 fazlasını yapıyor. Türkiye'nin 6-7'de bir ülkeden bahsediyoruz ve inanır mısınız çalışanlarının Türkiye'deki tekstil sektöründe çalışanlara göre ürettiği değer yaklaşık olarak 200 ila 250 kat daha fazla. Hangi ülke? İtalya'dan bahsediyorum. İsveç'ten bahsediyorum. Evet. Yani şimdi bunun gibi Avrupa'da birçok ülke var. Ben sadece bunu da kendi sektörümüze, yani hazır giyim sektörüne dayalı olarak konuşuyorum. Buna paralel birçok ülke, birçok marka, birçok işletme var. Yani bizim de artık bir şekilde kendimizi upgrade etme sürecimiz geldi. Eğer ki biz de gelişmiş toplumlar seviyesine gelmek, Türkiye'yi yani toplumun daha iyi bir gelir seviyesine, daha iyi hayat standartlarına sahip olmasını istiyorsak bizim gibi firmaların üzerinde gerçekten çok ciddi, çok önemli yük var. Sorumluluk hepimizin var. Bu vizyona sahip olması gerekiyor ve bu ülkedeki kaynak girişini bir şekilde ihracatla tamamlamamız gerekiyor. Yani evet hepimiz bu firmada, ülkede çok iyi paralar kazandık, büyüdük, yüzlerce mağaza açtık, iyi bir noktaya geldik, iyi keyifliyiz. Burası çok güzel ama artık bu markaların yani bizlerin Türkiye'ye gerçek anlamda Türkiye'den kazandığı parayı cebine koyması değil, ihracatıyla büyüyerek Türkiye'ye, Türkiye insanına değer kazandırması gerekiyor ve ancak katma değerli
işleri bu metodolojiyle yakalayabiliriz. Biz de yani firma olarak, marka olarak bundan sonraki sürecimizi, tamamen bütün eğilimlerimizi yurt dışına doğru yöneltmiş vaziyetteyiz. Hı hı. Çünkü Türkiye'de bir noktaya geldik, güçlendik, palazlandık, tecrübe edindik, global yapıyı öğrendik ve Türkiye ile birlikte dünyanın her tarafında üretim yapıp Türkiye'nin dışında her yerde biz de satış ağlarımızı genişleterek artık Türkiye'deki daha az insanla daha yüksek katma değerler oluşturup Türkiye'ye daha iyi kaynak getirerek Türkiye'nin yukarıya doğru bir şekilde yükselmesine katkıda bulunmak için mücadele ediyoruz. Lufiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gümüşlüpe Efendim, çok teşekkür ediyorum. Bizler bana eşlik ettiğiniz için. Bizler de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrar bekleriz her zaman. Şimdi iş dünyasında bir reklam arası, sonrasında tekrar birlikteyiz. İş dünyası devam ediyor. Hemen ikinci konuğumu almak istiyorum yanıma. enuygun.com CEO'su Çağlar Erol bana eşlik ediyor olacak bu bölümde. Çağlar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Dilem Hanım. Şimdi biz startup olarak başlayan enuygun.com'un öncelikle adına bile baktığımızda, özellikle bu enflasyonist ortamda, alım gücünün bu kadar azaldığı bir ortamda insanların dikkatini çektiğine eminim. Çok kısaca da olsa bir hatırlatalım önce enuygun.com. Ne zaman bir startup olarak başladı ve ne yapıyor tam olarak? Tabii ki. Bundan yaklaşık, aslında tam olarak neredeyse 15 yıl önce enuygun.com'u kurduk. Bir startup olarak başladık, dediğiniz gibi çok küçük bir ekiple başladık. Ve geldiğimiz noktada şu anda ayda 20 milyon üzerinde ziyaretçisi olan, 10 milyondan fazla mobil uygulama kullanıcısı olan, seyahat alanında, özellikle uçak biletleri alanında ülkemizin öncü bir şirketiyiz. Tabii seyahatin farklı alanlarına da hizmet veriyoruz. Otel, otobüs bileti, araç kiralama gibi. Bunun dışında da son yıllarda Wingy markasıyla uluslararası bir oyuncu olarak da kendimizi göstermeye başladık. Şu an 10 farklı ülkede bilfiil hizmet veriyoruz ve Wingy.com markası altında da bu yıl içerisinde 154 farklı ülkeden seyahat severleri uçak biletlerini almalarını sağladık. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir tabii yerel bir startup olarak benim hep sormayı çok sevdiğim bir konu var. Yurt dışına biraz açıldığınızdan bahsettiniz elbette ama burada hedefler ve aslında rekabet içinde olduğunuz şirketlerin büyüklüğünü, özellikle yurt dışını tanıyan, bilen, seyahat eden birçok insan çok yakından tanıyor, biliyor. O düzeyde bir rekabet için uygun koşullara kavuşabiliyor musunuz, ulaşabiliyor musunuz? Bunun için bir hani yatırım çizelgeniz, bir hedef planlama içerisinde yıllar bazında neler yapacağınıza ve yapabildiğinize dair bizimle birkaç detay paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Online seyahat, hatta online uçak bileti özelinde aslında dünyada gerçekten çok büyük oyuncular var birçok farklı pazarda. Bizim de bu alanda çok ciddi bir tecrübemiz var. Biz 2010 yılından beri, yani başlangıçta sizin de söylediğiniz gibi, biz startup olarak kurulduk ve farklı alanlarda hizmet veriyorduk. Devamında 2010 yılında seyahat alanına girdik ve sonrasında hızlı bir büyüme gösterdik. Öyle ki geldiğimiz noktada şu anda ülkemizin uçak biletleri alanında en büyük oyuncusuyuz enuygun.com olarak. Ve biz aslında hep şunu vurguluyoruz. Biz bir seyahat teknolojisi şirketiyiz. Biz online dünyanın önemli bir oyuncusuyuz. Ve burada çok önemli bir bilgimiz, tecrübemiz var. Ve biz bunu bundan 4-5 sene önce dünyada da başarılı bir şekilde kurgulayabiliriz. Ve dünyadaki seyahat severlere bu şekilde uçak bileti alımında öncelikle, devamında diğer alanlarda da destek olabiliriz, yardımcı olabiliriz dedik. Burada tabii ki en uygunun geldiği noktanın büyüklüğünün ve tecrübesinin çok büyük bir önemi var. Çünkü online dünyada önemli olan şey, aslına bakarsanız, insanlara kullanım kolaylığı olan, rahatça karşılaştırma yapabilecekleri, rahatça bir alım yapabilecekleri platform sunabilmek. Bu zaten bizim uzmanlığımız. Bunu farklı dillerde yapabilmek. Biz şu anda Türkçe ile birlikte 6 farklı dilde servis veriyoruz ve ulaştığımız ülkeler, yani şu an 10 farklı ülkede bilfiil Wingy markasıyla, farklı Wingy alan adıyla varız. Ama bunun dışında da Wingy.com markasıyla da bu 6 dilde
hem kullanıcıların kolay bir şekilde alım yapmalarını sağlıyoruz, hem en uygun fiyatla ulaşmalarını sağlıyoruz, hem de yaklaşık 200 kişilik bir destek ekibimizle de 7/24 bu 6 dilde dünyanın her yerindeki kullanıcılara servis veriyoruz. Bütün bunları yaptığımızda tabii ki bizim bu hem tecrübemiz hem de gücümüzle bu oyunculara rekabet içerisindeyiz şu anda. Ama ne bir tür bir hedefiniz olduğunu da merak ediyorum. Mesela genelde işte özellikle bu denli bir başarıya ulaşan startup firmalarına yabancı ilgisi de çok olur. Size geliyor mu bu tip teklifler, öneriler? Ve tabii ikinci akla gelen hususta bir halka arz olabilir belki. Ben özellikle bu iki konuda hani bir nevi lig atlama belki diyebileceğimiz iş literatüründe bu iki konuda herhangi bir ufukta bir beklentiniz var mı diye sormak istedim. Aslında biz kurulduğumuzdan beri kendi öz kaynaklarıyla büyüyen bir şirketiz ve o şekilde devam ediyoruz. Dünyadaki yatırımlarımızı da aslında bu şekilde sürdürüyoruz. Tabii ki startup seviyesini geçirdi epey bir zaman oldu ama şu an mutlaka bu tarz şirketlere olduğu gibi bize de ilgi olabiliyor. Ama biz dediğim gibi hedefimiz, orada hemen hedefimizi vurgulayayım. Biz 5 yıl sonra 2028 yılında dünyanın en büyük 5 online seyahat oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Ve zaten bu yolda gidiyoruz sürekli olarak. Yatırımımızı buna göre yapıyoruz. Bu süreçte karlı ve iyi operasyon sürdüren bir şirket olarak güvenle ilerliyoruz. Net bir planımız var diyemem. Bir halka arz planımız da şu anda yok. Ama tabii ki önümüzdeki dönem neler getirir bunu göreceğiz. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunlar önemli bilgiler. Ama bir yandan da tabii sizin belki de parmaklarınızın ucunda dünya kadar data var, veri var. Ve ben o verilerden biraz hem kendim hem de izleyicilerimiz faydalansın istiyorum. Bu da turizm alanı ve özellikle de seyahat sıklıkları, hangi ülkelerden bize, bizden nerelere daha çok seyahat olduğu gibi konuları içeriyor. Bu konuda özellikle dikkatinizi çeken bazı başlıklar vardır mutlaka. Paylaşır mısınız bizimle? Tabii ki. Aslında havayolu taşımacılığı gerçekten pandemi sonrasında beklentilerin de üzerinde bir hızla büyüdü, büyümeye devam ediyor. Öyle ki şimdi IATA'nın açıkladığı verilere göre 2024 yılında küresel havayolu taşımacılığı gelmiş geçmiş en yüksek değerine ulaşacak ve yaklaşık olarak 1 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak ve bu da aynı zamanda karlı bir büyümeyi sürdürüyor. Aslına bakarsanız 25 milyar dolarlık bir karlılıkla gideceği düşünülüyor. Yani tüm dünyada insanlar artık daha çok seyahat ediyorlar ve bunun geleceği de çok daha parlak oluyor olacak. Ülkemize de benzer bir yönelim var. Hem iç turizmde hem dış turizmde. Aslında ülkemize gelen turist sayısında 2019 yılında 51 milyonu geçmiştik. Bu yıl sadece ilk 10 ayda 50 milyon 200 bin ziyaretçiye ulaştık. Dolayısıyla 2023 yılı ülkemiz için de bir rekor yılı olacak. Hatta çok yakın zamanda Antalya için çok güzel bir veri açıklandı. Antalya gelmiş geçmiş en yüksek turist rekorunu kırdı. 15 milyon 300 bin civarında bir turist geldiği söylendi ilk 11 ayda. Aralık ayı da geldiği zaman bu rekor daha da güzel olacak. Dolayısıyla biz bir turizm ülkesiyiz tabii ki ve burada ülkemize gelen turist sayısı artıyor. Dış turizm de yani ülkemizden dışarı gidiş de aslına bakarsanız son dönemde artıyor diye düşünüyoruz. Ülkemizin önemli hava yollarının koltuk kapasiteleri çok ciddi şekilde arttı yurt dışında. Biz en uygun olarak önceki yıldan yani 2022 yılından bu yıla yaklaşık olarak dış hatlarda %60'lık bir büyüme yaşadı ki bu oldukça güzel bir sayı. Tabii yine orada Wingi markamızdan da söylemem gerekiyor. Şu anda geçtiğimiz yıla göre 4 kat daha fazla yolcuya ulaşmış durumdayız. Biz, bu da zaten hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Ben şeyi de sormak istiyorum şimdi size Çağlar Bey. Özellikle yani yılbaşı geliyor. Hatta hani 3 günlük bir tatilden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da biraz sanki turizmi hareketlendirmiştir diye tahmin ediyorum. Ne tür veriler var şu ana kadar baktığınızda rezervasyonlar anlamında? Son 2 haftada gerçekten bir yükseliş trendini görüyoruz. Normal olarak dönemsel olarak yaz ayları tabii ki çok yoğun aylardır ve bu yaz gerçekten çok
ülkemiz turizmi ve uçuşlar için çok güzel geçti. Devamında Eylül-Ekim aylarında bir yavaşlamayı gördük. Eylül-Ekim ve hatta Kasım aylarında, ama Kasım'ın ikinci yarısı ve bu son dönem, bu haftayla birlikte özellikle yılbaşı tatili civarına güzel bir artış görüyoruz. Yaklaşık olarak bizim verilerimize göre %15 ile %17 arasında bir uçak bileti rezervasyonunda artış var. Bu arada otelde daha da yüksek. Yani ülkemizdeki otel rezervasyonlarında, yakın dönem rezervasyonlarda biz en uygunda %20'lik bir artış gözlemliyoruz. Bu bizim için de oldukça memnuniyet verici bir veri. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca belki bir cümleyle 2024 hedefinizi de alabilir miyim sizin? Ciro bakımından örneğin ne bekliyorsunuz, ne öngörüyorsunuz? Burada büyümelerden söz edebilirim. Özellikle Wingi'de büyümeye devam ediyor olacağız. Şu anda 10 ülkedeyiz demiştim. 2024'ün her çeyreği için birden çok yeni ülkeye girme hedefimiz var. Bizim için Wingi markamızı çok daha büyütmek, 2028'deki en büyük 5'ten biri olma hedefimize doğru gittiğimiz önemli bir yıl olacak. Yaklaşık olarak 10 yeni ülkeye daha girmeyi hedefliyoruz 2024 yılında. Enuygun.com CEO'su Çağlar Erol, çok teşekkür ediyorum efendim bana eşlik ettiğiniz ve değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için ve iyi akşamlar diliyoruz. Çağlar Bey'i uğurladık. Birazdan borsanın kapanışını da alacağız. Gong çalıyor olacak ama BIST 100 %1.58'lik yükselişle bir reaksiyon üreterek özellikle, ama yine de 8000 puan seviyesinin bugün için altında bir kapanış gerçekleştirdi. Ama orada yaşanan U dönüşü de aslında çok önemli. Çünkü 7800'lere kadar gerilediğini görmüştük. Önemli bir destek seviyesi olarak takip ediyorduk. Detayları birazdan Philip Capital'dan alacağız elbette, ama BIST 100'ün çalan gongla birlikte tekrarlayayım. Bugünkü kapanışı %1.58'lik yükselişle 7978 puan seviyesinden gerçekleşti. Bugün bu tabloda negatif ayrışan bir bankacılık endeksi olduğunu söyleyebiliriz. Ama detaylar için hemen dönüyorum. Şimdi Philip Capital'a Sadrettin Bağcı hazır ve bizi bekliyor. Sadrettin merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar Didem. Ne güzel kravatla, bak benim ceket kombin olmuş. Görerek mi tercih ettin yoksa öyle mi hakikaten denk geldi, merak ettim şimdi. Yok, tamamen tesadüf diye düşünüyorum. Tesadüf, ne güzel tesadüf, iyi olmuş. Sadrettin, öncelikle bir hani bu hafta içerisinde ilk kez seninle bir araya geliyoruz. Dolayısıyla bir seyahatinizden arda kalan yine notlar varsa orada edindiğiniz izlenimlerle ilgili, Singapur'da bağlanmıştık seninle. Bir onları duymak isterim. Bir de ayrıca elbette bu hafta içerisinde borsada biraz daha artan bir volatilite gördük. Belki hacimler daha dardı ama hareketler de yine oldukça sert oldu. Ona ilişkin de yorumunu merak ediyoruz. Tabii ki değil, ama öncelikle Singapur tarafından baktığımızda o zamanki yayında da söylemiştim. Biraz daha algoritmik fonların ilgisinin fazlaca olduğunu görüyoruz. Ve burada tekrar bir Borsa İstanbul'a da teşekkür etmek isteriz. Onlar da kendilerini gayet net bir şekilde ifade ettiler. Ayrıca borsamızda da gurur duymak lazım. Çünkü oldukça likit ve hani belki volatiliteyi kötü manada algılamak mümkün, ama bizim için baktığımızda, yabancı yatırımcı cephesine baktığımızda, onlar volatiliteyi biraz daha seviyorlar. Daha volatil piyasaları seviyorlar. Özellikle algoritmik fonlar. Neden? Çünkü kendilerine bir arbitraj yaratma imkanı doğmuş oluyor. Ve biz özellikle orada yani 70-80 tane bu alanda faaliyet gösteren fon vardı. Biz bunların aşağı yukarı 15 ila 20 tanesiyle birebir de görüşmeler yaptık. Ve bizim görebildiğimiz kadarıyla İngilizce'de high frequency trading, yani yüksek frekanslı işlemler yapan fonlar ve Türkiye piyasasına oldukça ilgili olduklarını görüyoruz. Bu tabii hani kalıcı uzun vadeli bir fon girişinden ziyade belki biraz daha fırsatçı demeyeceğim ama opportunistik yaklaşımla gelen fonlar. Burada bir arbitraj imkanını kovalamaya çalışıyorlar. Ama onların bu ilgisinin gelmiş olması ve biz oradayken S&P'nin de aslında not görünümünü revize etmiş olması bir raporla aslında gayet şeyi destekledi, ilgiyi bayağı destekledi. Ve bu anlamda da ben önümüzdeki sene için konuşursak, hemen olmayacaktır belki ama önümüzdeki sene içerisinde biz o taraftan bir ilginin olabileceğini tahmin ediyoruz açıkçası.
Piyasa tarafına gelince de Didem, yani aslında pazartesi gününden bu yana baktığımızda biraz böyle senin de bahsettiğin gibi borsada aşağı yönlü bir trend var. Dün bankalar daha sağlam durdu. Bugün biraz daha bankalar tarafında satış vardı. Ama özellikle seansın sonuna doğru bir toparlanma olduğunu gördük. Bu toparlanmayı da ben biraz açıkçası şeye bağlıyorum. Özellikle nakit bütçe tarafında gelen rakamlar oldukça parlaktı. Eğer yanlış hatırlamıyor isem faiz dışı fazla tarafında 177 milyarlık bir rakam var Kasım ayı için. Bu oldukça başarılı bir rakam. Hani sonuç itibariyle Türkiye şu an, yani senenin başında bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketinin akabinde evet vergi oranlarında bir miktar artış gördük. Vergiler tarafında belki yeni düzenlemeler geldi. Ama bütçenin bu anlamda bir fazla veriyor olması bence olumlu ayrışmasını gerektirecek nedenlerden birisi diye düşünüyorum. Bir diğer nokta da şu, daha önceki yayınlarda da seninle konuşmuştuk. Cari işlemler tarafında biz yavaş yavaş fazla vermeye başlıyoruz. Bir önceki ay fazlaydı. Beklenen rakam yine önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak. Eğer aklımda yine yanlış kalmadıysa 800 milyon dolar fazla bekliyoruz. Ki ben bunu da olumlu değerlendiriyorum. Ve diğer taraftan hani yapısal olarak bakıldığında Brent petrol tarafında bir gerileme var. 74-75 dolarlara kadar geri çekilmiş durumda. Doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman orada da bir geri çekilme var. Ve malum yani Türkiye'de cari işlemler tarafında açığın ana nedenlerinden bir tanesi malum enerji tarafı. Bu enerji tarafında ve biz ciddi yatırımlar da yaptık ve önümüzdeki sene devreye girecek olan kapasiteler var enerji üretiminde. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda hem bütçe tarafında hani depreme rağmen çok fazla bozulmayan bir bütçe görünümü var. Hem cari işlemler tarafında bir pozitiflik var ve açıkçası hani bu Singapur'da da gördüğümüz yatırımcı ilgisinin daha real money anlamında gerçek para, yani gerçek paradan kastımız yani uzun vadeli yatırımcıyı da cezbedebilecek bir noktaya doğru ilerlediğimizi düşünüyoruz önümüzdeki sene içerisinde. Hani bu minvalde evet senenin sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde normal mevduat yatırımcısına %45'in üzerinde bir mevduat faizi alabiliyor ve bu tabii borsa tarafındaki ilgiyi biraz azaltıyormuş gibi görünse de bence orta uzun vadeli olarak bakıldığında gerçekten borsa tarafında ciddi bir potansiyel olduğunu söylemek mümkün. Sadrettin, teşekkür ediyorum sana. Şimdi bu haftanın geriye kalan kısmındaki o da bir günlük bir kısım sadece, neyi takip edeceğiz diye de sorayım. Yarın ne konuşuyor olacağız sence? Valla bence Didem, yani özellikle borsa tarafında baktığımızda ben bugünkü hareketin biraz daha devam etmesini beklerim. Çünkü bahsettiğin gibi güzel bir U dönüşü oldu. Bunun devamını beklemek mümkün olacaktır ki yarın özellikle bu bütçe rakamlarıyla beraber bankalar tarafına da bilgi olabileceğini tahmin ediyorum. Veri akışı tarafında ise biraz daha Merkez Bankası'nın Aralık ayı toplantısına doğru beklentiler oluşacaktır fikrindeyim. Oraya da biraz daha zaman var. Ama ben kısa vadede hani yine borsa tarafında özellikle faiz borsa ilişkisini konuşuyor oluruz diye düşünüyorum kısa dönemde. Philip Capital Araştırma Grup Başkanı Sadrettin Baycı, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol yayınımıza katıldığın için. Tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. İş dünyasını da aslında Sadrettin'den aldığımız bu notlarla birlikte tamamlıyoruz. Ben de sizlere bu akşamlık veda ediyorum. Stüdyoyu Zeynep Özyol'a günden kalanlar için devrederken kendinize iyi bakın. Yarın saat 14.45'te görüşene dek. Hoşçakalın.